Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Sayın İbrahim Aydın. Buyurun Sayın Aydın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grubu vermiş olduğu grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi ve aziz milletimi saygıyla selamlıyorum. 2003 yılında orman varlığımız 20.7 milyon hektarken şimdi 22.7 milyon hektara çıktı ve dünyada orman varlığını arttıran nadir ülkelerden birisiyiz. Tabii ki bu ülkemizin zengin orman varlığından 12 milyon hektarı birinci derece yangın hassas bölge. Hatay'dan başlayıp tüm Akdeniz sahilleri ve Çanakkale'ye kadar olan yerler 12 milyon hektar. Kızılçam ormanlarının ağırlıklı olduğu yerlerde yangına birinci derece hassas bölgelerdir. Ben de Antalya milletvekili olarak Antalya'da 22 yıl görev yaptım ve biraz önce Muğla vekillerimizle konuştu. 4 yıl Muğla'da Orman Bölge Müdürlüğüm var. Yine 4 yıl İzmir'de Orman Bölge Müdürlüğü yaptım. Meslek hayatımın 30 yılının hemen hemen tamamına yakın orman yangınları mücadelede geçti. Tabii ki Orman Genel Müdürlüğü diğer kurumlarımız gibi orman yangınlarıyla mücadelede kendisini çok iyi yetiştirmiş bir ve geliştirmiş bir kurumumuzdur. Ve stratejisi de 3 ana başlık üzerinde oturmaktadır. Eğitim ve bilinçlendirme, erken uyarı ve hızlı mücadele, yanan alanların hızla ağaçlandırılması sıratıyla yürütmektedir. 2003 yılında önce benim ilk şeflik yaptığım yıllarda ancak yangına biz 40 dakikada falan müdahale edebiliyorduk. Ama son yıllarda bu süre 10 dakikaya düştü ve 2023 yılı hedefleri de Orman Genel Müdürlüğümüzün 10 dakikada yangına ulaşacağız inşallah. Tabii bunu yapmak için ülkemizde 776 adet yangın gözetleme kulesi var. 7 gün 24 saat gözetleniyor. Yine yeni yapılan 36 adet insansız kule 254 adet kameralarla izlenmektedir ve 3 milyon 500 bin hektar sahada bu sene 361 kulenin vazifesini tek başına yapabilen insansız hava araçları ile gözetlenecek. Yine aynı şekilde 2003 yılında 645 olan arazör sayımız 1072'ye, 137 adet olan dozer sayısı 185'e, 2003 yılında olmayan su ikmal aracı 2020 yılından 281 adetten 580 adete ulaşmıştır. Evet, yanan alanlarımızı yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. Bunu ben her seferde, her ortamda bu kürsüden konuşuyorum. Tabii ki yanlış bir algılama var ve anlama var. Yani sanki bir yer yanıyor, oralar işte otel yerleri oluyor, hiçbir böyle bir şey yoktur. Geçen yıl Dalaman'daki yerlerde ağaçlandırıldı. Yine aynı şekilde İzmir'deki yanan yerlerde biraz önce arkadaşlarıma sordum. Bu sene yıl içerisinde ağaçlandırılacak. Yani o yerler ilgili de turizm alanı olarak ilan edilmiş bir yerdir orası ve 1987 yılında buyurun toparlayalım. Ve 1992 yılında tahsis edilmiş bir alandır. Yani Muğla milletvekilimiz Metin Bey de ben nasıl bir çalışma yaptığımda çok iyi bilir. Orada öyle bir akıllı bir yangın yoktur. Orada öyle bir yangın yoktur. 220 hektar alandır o yanan yer ve ağaçlandırılmıştır. Orada ucundaki daha önce tahsis edilen yerdir. Ben şu anda hava araçlarıyla ilgili de kendini o kadar çok geliştirdi ki orman teşkilatı. Eskiden işte 40 dakikada ulaşıyor. Şimdi helikopterle anında gidiyor ve orman içinde yapılan havuzlarla anında gidip söndürebiliyoruz. Yani şu anda hatta dün bakanımız İzmir'de bir tatbikat yaptı. Biliyorsunuz orman yangınları mücadele bir savaştır. Yani eğitim olmadan ve tatbikatlar yapılmadan bu savaş kazanılamaz. Onun tatbikatı yapıldı. Orman teşkilatı çok hazırdır bu konuya ve kendini çok iyi geliştirmiştir. Yani bu konuyla ilgili bir araştırma açılmasına gerek yoktur. Zaten CHP Muğla Milletvekilimiz de güzel bir şekilde anlattı. Gerçekten çok güzel çalışmalar var. Bu konuda müsterih olun. Ben bu duygu ve düşüncelerle öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler,
kabul edilmemiştir. Metin İlhan Bey burada mı? Buyurun Metin Bey. Teşekkür ederim başkanım. Et üretimi konusu ülkemizde çok büyük potansiyel olmasına rağmen maalesef hala büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçtiğimiz günler içinde yurt dışından ithal edilen damızlık besilik sığırlara ilişkin ithalat izni açıklandı. Ancak çoğu besi çiftliklerimiz karantina ve işletme uygunluk belgesi için zorunluluk arz eden, çiftlikteki kapasiteyle doğru orantılı olan bağımsız kapalı karantina bölümlerine sahip değildir. Şartnamede karantina bölümünün kapalı olmasına dair bir ibare olmamasına rağmen il ve ilçe tarım müdürlükleri bu konuda üreticilerimizi mağdur etmektedirler. Halbuki besi çiftliklerinde kapalı olması dahi karantina için izole alanlar mevcuttur. Zaten ekonomik krizle mücadele eden üreticimiz şimdi de milyonluk besi çiftliklerinin boş kalması tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hükümetin bir an önce bu sorunun çözümü için besi çiftliklerine gereken desteği vermesi şarttır. Aksi durumda Okan Gaytancıoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Geçtiğimiz hafta Lalapaşa'nın Baysal, Hacı Danışman, Demirköy ve Hanlı Yenecek köylerine, bu haftada Hafsa ilçemizin Arpaç köyüne, Süloğlu ilçemizin Küküler ve Keramettin köylerine şiddetli dolu yağışı olmuştur. Şiddetli dolu ekili arazilerimize ciddi maddi hasar vermiştir. Tarlaların büyük bir bölümü doluya karşı sigortalı olmadığını biliyorum. Tüm çiftçilerimize ve yurttaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Çiftçimiz ciddi anlamda borçlu olduğu için sigortaya ayıracakları para bulamadığından tarlaların büyük bir bölümü sigortalı değildir. Ancak bu bir milli servettir. Üreticimizin maddi kayıplarının giderilmesi için Yüce Meclisi göreve çağırıyorum. Sayın Şevkin. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Adanalılar tabiri caizse zehir soluyor. Yılın neredeyse 237 gününde kirli havaya maruz kalan, kanser vakaları artan Adana'nın Yumurtalık ilçesine bir yetmezmiş gibi ikinci termik santrali yapılıyor. Suyumuzun, toprağımızın, havamızın rant uğruna katledilmesine karşı çıkıyoruz. Yumurtalık Hunutlu'ya kurulmak istenen termik santral derhal iptal edilmelidir. Yumurtalık ilçemizde zaten bir termik santral mevcuttur. Bakınız, bu bölgede 2009-2014 yılları arasında kanser vakalarında 11 kat artış görülmüştür. Buna rağmen Yumurtalık'ta ikinci bir kömürlü termik santral olacak Hunutlu Kömür Termik Santrali projesi Su Gözü sahilinde bulunan İsken Santrali'nin sadece 1.8 kilometre doğusunda. İnşaatı tamamlanırsa iki santralin yarattığı kümülatif etki havayı, suyu, toprağı, biyoçeşitliliği, iklimi zehirleyecek. Adana kent merkezinde bulunan meteoroloji istasyonunda... Değerli milletvekilleri, gelen talep üzerine meclisin havalandırılması, görevliler meclisi havalandırsınlar. Birleşime 10 dakika ara veriyor.